Evet, selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzum, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün çok heyecanlıyım. Aslında akşamdan beri bugün için ne konuşsam diye düşünüyorum ama düşüncelerimiz, aklımızdakiler yani söze dökülemiyor. Artık doğaçlama olacak. Aynen. Neden heyecanlısın Selam'ı? Neden heyecanlıyım? Traktör çıkıyor değil mi Şaki abi? Evet, traktör çıkıyor. Tarla da çıkıyor. Arkada da saban var. Evet, kulluğumuz var. Sabanımız var. Ve burada 13 dönüm tarlamız var şöyle. Evet. Şimdi niye heyecanlıyım Şakir abi? Evet. Şu an 41 yaşındayım. Kasım ayında, Kasım'ın 10'unda 41 yaşına gireceğim. 41 kere maşallah evet. Diyelim o zaman. Şimdi 2019'un sonunda Kasım gibi traktörümüzü aldık. Ben ilk defa traktör sahibi oldum. Evet. Bundan önce... Ama çocukluktan beri böyle bir hevesim var yani. Hevesim var. Zaten köy çocuğuyuz, onu da söyleyelim. Evet. Burada, bu köyde, Yeniköy'de yani Çilimli, Düzce'nin Çilimli ilçesinin Yeniköy köyünde doğduk. 26 yaşına kadar köyde yaşadım. Lise yıllarımda, ortaokuldan sonra lise yıllarımda akrabalarımıza, Hısım ve akrabalarımıza o dönemler tütün meşhurdu burada. Malbora, Kamel tütünü. Hmm. Hatta bir dönem o dönemler insanlar fındık bahçelerini söktüler Düzova'dakileri. Tütün ektiler daha çok para kazandırıyor diye. Evet. O dönemler buğday falan yaptık. Kendim iki defa buğday ektim. Aha. İki defa da tütün ektik. İki defa. Aha. Ama çok az yerler. 2,5, 3 dönüm, 4 dönüm yerler. O dönem buğday falan ekiliyordu bu bölgede. Şu an bu bölgede buğday işi bitti. Aha. Bir tek silajcık ve tanelik mısır ekiliyor. Ben ektim derken işte isim akrabalarıma yardım ediyordum. Onların traktörü vardı. Onlar sürüyorlardı. Biz zaten nasıl sürüyorlar falan diye şey yapmıyorduk. Ekiyorduk. Ben de onlara hani o zamanlar zaten çoktu ya insanlar birbirine yardımlaşma usulü. Evet. Yevmiyeyle falan insan tutulmazdı biliyorsun. Tabii. Bugün sana tütün kırılırdı. Ertesi gün ona kırılırdı. Bugün sana mısır ekilirdi ya da işte vesaire. Bizim buralarda ona ödünç diyorlar. Ha, ama Türkiye'nin çeşitli olsun. Yerlerinde imece deniyor. Ödünç usulü. İşte şimdi ben de yardımlaşma. Benim o dönemlerde ineğim de vardı. İnek de bakıyordum. Bir tane de olsa bir ineğimiz de vardı. Şimdi hiçbiri yok. Şimdi 4 yıldır senin tarlalarına Şakir abi ortak olduk. Senin tarlalarını ortak bir şekilde yapıyoruz değil mi? Evet. Fındık bahçeleri. Kendimize ait bir 10 dönüm fındık bahçemiz var ama kardeşlerimizle paylaştığımız için 2,5 dönüm fındık bahçem var kendime ait. Evet. Şimdi 4 yıldır fındık işini yapıyoruz ama bu fındık işini daha profesyonel yapalım derken YouTube'da böyle birkaç video araştırırken bu işin uzmanlarıyla karşılaştım videolarda. Hemen fındık bahçesindeki bakım işlerini direkt uzmanların yaptığı usule çevirdik. İşte dal kestik falan onları YouTube'da yayınlıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. İşte Instagram, Twitter, Facebook falan kullanmıyorum. Ve bunlara da karşı bir insanım normalde. YouTube'a da normalde karşı bir insanım ama bir baktık YouTube'a kanal açtık yani kendimiz bundan bir yıl önce. Evet. Onu da şundan dolayı açma gereği hissettim. Şimdi orada fındıkla ilgili, tarımla ilgili videolar izlerken mesela traktörle ilgili Nedim Yıldız kardeşimiz karşıma çıktı. Allah razı olsun ondan. Şimdi pulluğu da ben ilk defa hayatımda bugün pulluk taktım. İlk defa. Hı hı. Pulluğu taktım. Onun videolarında pulluk ayarı nasıl yapılır? Ona bakaraktan taktık. Buraya geldik bu tarlaya. Hı hı. Şimdi işte fındık bahçeleri de ilgili birkaç ziraat mühendisi arkadaş işte şöyle dal budayacaksın, böyle keseceksin. İşte 12-13 dal olmaz. 4 dala düşün, 5 dala düşün. Bunu yaptık. 4 yıldır da karşılığını alıyoruz çok şükür. Gittikçe de evet, miktarımız artıyor. Arttı. Arttı yani. Çok şükür arttı. Evet. Bunu da videolarımızda söylüyoruz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu sene evet. Şimdi Şakir abinin bir Şakir abilerin yani kendilerine ait yaklaşık 13 dönüm burası, 33 dönümde aşağısı boş arazileri vardı. Yıllardır Kemalettin abiler ekiyordu. Evet, kiracıya veriyorduk. Evet, şimdi biz Kemalettin abiye dedik ki, Kemalettin abi biz de kendimiz ekmek istiyoruz. O 33 dönüm yeri ekmeye devam edecek Kemalettin abi. Biz de bu evimizin önü zaten burası bizim. Evet. Burayı da biz ekelim abi dedi. Tamam dedi, o siz ekin dedi burayı. Evet. Zaten yer Şakir abinin yeri ama. Şimdi aynı zamanda burası bizim kendi köyümüz yani. Senin de köyün, benim de köyüm. Aynen, kendi köyümüz, evimizin bahçesi. Şimdi evet. Arkadaşlar, şunu da baştan söyleyeyim. Yorumlarda yazabilirsin, hiç problem değil. İşte mısırdan para kazanamazsın, buğdaydan para... Hiç, bizim için hiç önemli değil. Bak bunu çok samimi ve içten duygularla söylüyorum. Şimdi insan yeni bir eşya aldığında nasıl heyecanlanır? Ben de şu an o heyecandayım yani, tamam mı? Bir araba almış gibi, bir traktör almış gibi heyecanlıyım yani. Evet. Şimdi zaten para kazanmak amacıyla, tabii ki para kazanmak istiyoruz, hedefliyoruz ama bizim ilk hedefimiz ve ilk amacımız kesinlikle bu değil.
Şimdi 2 yıl önce pandemi başladığında tarımın daha ne kadar, zaten biz bunu az çok hissetmeye başladığımız için zaten köye geldik. Şakir abi bundan 10 yıl önce köye yerleşti falan. Tabii. Şimdi bu pandemiyle birlikte tarım çok daha önemli hale geldi ve her geçen gün daha da önemi artıyor. Evet. Şimdi herkes kendi payına ne yapabilir? 2 yıl önce karşıma buğday ekme fikri kafamda oluştuğu zaman YouTube'a baktım. Buğday nasıl ekilir? Şimdi herkes tarla sürümünü falan gösteriyor ama çok profesyonel insanlar olduğu için ben bundan bir şey anlayamıyorum. Evet. Bana bak şu şekil süreceğim, bu şekil süreceğim, pulluk ayarı böyle yapılır tarzı olması lazım. Şimdi ben ilk defa tarla süreceğim. Kusurumuza bakmayın. Burada biz artık yalan yanlış süreceğiz burayı. Valla düzgün gitmeye başladık. Bu arada şunu söyleyeyim ben hemen sen de azıcık dinlersin. Şimdi şu anda ilk defa sürüyorsun. İlk başta işte biraz acemilik çekti Selami. Yani ilk gidişte. Yani ayarını falan biraz işte şöyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız falan derken valla şu anda bakın daha tarlanın işte az bir yeri yapıldı ama şu anda bence çok şahane bir şekilde sürülüyor yani. Sanki çeyreğini yaptık gibi. Evet. Yani şu anda çok güzel sanki, sürülüyor sanki yani. Çok güzel yani. Sanki profesyonel sürüyormuş gibi gidiyoruz şu an. Evet. Ve yani, toprak da tam tavında. Aynen. Tavında. Evet. Şimdi 2 yıl önce buğday nasıl ekilir? Buğday ekme. Önce buğday ekme fikri bizde oluştu. Şakir abiyle ekimizde. Neden? O zaman 45 tane tavuğumuz vardı. Buğdayı para verip alıyorduk. Evet. Hiç para kazanmasak tavuklara yem olur. Düşüncesi öyle. Biz ona düşündük. Evet. Bir de kolay olur dedik. Şimdi buğdayı sonbahardan ikinci yerine sulaması falan yok. Ekiyorsun. Bu bölgede kolay su da istemiyor. Bizim Düzce bölgesinde evet, su da istemiyor. Sonra buğday işte video bakarken YouTube'da sanat tarihçisi, bakın sanat tarihçisi, paraya ihtiyacı olduğunda düşünmüyorum. Tala Uğurlu Er'in videosu karşıma çıktı. Yani adam sanat tarihçisi. Tala Uğurlu Er bir buğday ekti değil mi? Evet. Yani dünyayı gezen, dünyayı tanıtan, özellikle sanat tarihini anlatan bir insan. Allah razı olsun ondan evet, da. Evet, şimdi ben de Allah razı olsun diyorum. İnşallah bu videomuz belki ona denk gelir, izlerse. Evet. O zaman ona yorumlara da yazdım. Şimdi bundan 2 yıl önceydi, yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa buğday ekiyorum diyor. Yani tam adresini bilmiyorum ama İstanbul'a yakın bir mevkideydi. Evet. Çiftlik gibi bir yer kurmuş ve o çiftlik kurduğu köyde kendisi de zaten köy çocuğuymuş ama tarımla hiç ilgilenmemiş. Dedesi falan ilgilenmiş. Hep şehirlerde yaşamış. Yani o videoyu izleyebilirsiniz. Kısaca anlatayım. Sanat tarihçisi bir kişi bundan 2 yıl önce o köyde ekilmeyen bir araziyi kiralıyor. Kiralıyor. Ve buğday ekiyor. Hayvanları var, çiftlik kurmuş. Ya kendi kendime dedim ki, bunu sanat tarihçisi yapıyorsa, tamam mı? Bugüne kadar tarımla hiç ilgisi olmamış, alakası olmamış bir insan bunu yapıyorsa ve bu kişinin kesinlikle paraya ihtiyacı yoksa, ben öyle tahmin ediyorum. Alet edevat da yok ha. Traktörü falan da yok. Traktörü kiralıyor, onu kiralıyor falan. İşi büyüttü. Ondan sonraki sene daha büyük ekti zaten. Sonra ben dedim ki, kardeşim, Selami, yer var. Tamam mı? Yer var. Köy de var. Sadece bu fındıklı olmaz bu iş. Ülkemiz adına, tamam mı? Herkes elinden ne geliyorsa yapmalı. O da zaten o videoda onu vurguluyor. Ben de bunu vurgulamaya çalışıyorum. Gençlere de örnek olmaya çalışıyoruz. İnşallah örnek olabiliriz. İnşallah. Çünkü Şakir abi 60 yaşında, ben 41 yaşındayım. Dedim ki, Selam sen de ekmelisin. Biz buğdayla yola çıktık. Geçen sene Kemalettin abiden burayı tam isteyemedik. Söyledik falan oldu, bir şeyler oldu, alamadık. Yani o da dedi ki, ya burası güzel taraf dedi şimdi. Yani biz burası eti öbür taraf kemiği hani evet, şey ikisi birden olsun falan diye. Ha bu arada bak sözünü keseceğim ama şimdi biz bir de şeyden etkilendik. Bu İzmit'te bizim Tuncay kardeşimiz var ya. Ondan yıllar önce etkilenmiştim. Yani Tuncay ile ilgili ben bir iki cümle söyleyeyim. Evet. Şimdi Tuncay İzmit'te yaşayan birisi, Sivaslı. Evet. Ve Tuncay İzmit'te yaşarken yıllık iznimde. Senin yaşlarında işte o. Evet, aynı yaştaysam hemen. Yani İzmit'te fabrikada çalışıyor. Evet. Maaşlı bir yerde çalışıyor yani. İzin alması falan da problem. O Sivas'ta tarlalarına buğday ekiyor. Ve geliyor. Geliyor. Hasat zamanı gidiyor. Evet yani. Geçiriyor, satıyor, geliyor. Hatta bir tane traktör almış, orada duruyor yani. Gidiyor, onu kullanıyor. Ondan da çok etkilendik ben biz. Ben o zaman da çok etkilenmiştim. Şimdi biraz daha geçmiş dedi ama hemen harekete geçemiyoruz tabii. Bu işler olmuyor. Bak işte 2019'da bu traktörü aldık, harekete geçmeye başladık. Evet. Çok şükür. Ha bunlar da bize bir nevi kar aslında. Neyse oralara fazla girmeyelim. Evet. Şimdi geçen sene Kemalettin abiden burayı tam manasıyla isteyemediğimiz için Kemalettin abi devam etti buraya. Sonra
biraz daha böyle burayı ekenlerle sohbet muhabbet edince dediler ki bu bölgeye artık biçer döver gelmiyor dediler. Yani buğday için biçer döver, buğularda buğday eken olmadığı için biçer döver gelmiyor. Zorlanırsınız biçer döver bulmakta falan dediler. E şimdi haliyle Kütahya Ovası, Eskişehir Ovası falan oralardalar. Biçer döver eskiden geliyorlardı, gelmiyorlar. Evet. E şimdi dedik ki ya kardeşim biz bırakalım buğdayı. Direkt Mısır'la girelim bu işe dedik. Zaten Zeki abi de, Kemalettin abinin oğlunu da buraya... Her sene mısır yapardılar yani. Buralar daha çok böyle mısıra uygun. Aynen mısıra uygun. Kanalet bakın şurada hemen tarlamızın başında. Evet, sulama imkanımız var. Sulama imkanımız var. Zaten Zeki abi buraya bu sene 2 defa ya da 3 defa suladı. Evet. Biz de bakacağız. Allah ne verdiyse Rabbim utandırmasın diyoruz. Yani heyecanım bu benim. İlk defa kendime ait bir traktörle bir yer süreceğim. Ve buraya ekeceğiz eğer Allah bize ömür verirsek, yani ekim zamanı buraya ekeceğimiz dönemi görürsek evet, ekeceğiz. Bununla da ilgili videolar yapacağız inşallah bundan sonra. İnşallah. Yani biz, ben zaten dükkanda çalışıyorum, evet, işim var. Ama şimdi buraya bir günümüz ayıracağız, bir gün ekme ayıracağız falan. Bunları yapacağız tabii. Çünkü niye? Hani zorluk olmadan rahmet olmaz. Tabii. Bunları da görelim. Yani işin özü şu, ülkemiz adına kim elimden ne geliyorsa bence yapmalı diyorum ben. Evet. Yapabildiğimiz kadar. Siyasi görüşleri falan herkes bir kenara bıraksın, tamam mı? Herkesin evet, bir siyasi görüşü evet, var. Evet, evet, evet. Bir bugünün para kazanabilirsin, yarın kazanamayabilirsin. Bunlar da bir tarafa bırakılabilir. Evet. Bu ülke bizim. Onları da bırakıyoruz bir tarafa. Evet. Onlara bırakıyoruz. Bu ülke bizim. Onlarla ilgilenmiyoruz yani. Biz kendi adımıza öğreteceğiz. Tabii ki gübre fiyatı pahalı, o şu, bu, hepsi bu. Bunları zaten herkes anlatıyor. Evet. Tamam mı? Diyorum ya, kar etmesek de buraya ektik, yaptığımız masrafı karşılaşsak bile ben tamam diyeceğim. Evet. Yine tamam diyeceğim. Evet. Ha, ama cebimizden bir şey giderse zaten yapamayız anlamına gelir. Evet, evet. Ama şu an itibariyle ben yapanlara da diyorum ki abi diyor Allah bereket versin. Yok, yapanlar memnunlar canım. Kazanıyoruz diyorlar, yapıyorlar. Evet, evet. Hatta burada bir abimiz var Fatih. Bu köyden 20 kilometre uzağa gidip 50 dönüm 60 dönüm mısır tarlası ekiyor. Kiralıyor oradan gidiyor ve yani, memnun yani. Aynen öyle. Yani demek ki bir para kazanabiliyor. Evet. Biz de göreceğiz zaten kazanabiliyoruz. Evet. Paylaşırız. Allah bereket versin diyeceğiz. Şimdi Şahin abi ben traktörü çalıştırıyorum. Tamam. Yani şunu diyeceğim Selami. Şimdi evet, de ben de bir iki cümle söyleyeyim. Yani şimdi buradaki esas maksat nedir? Şimdi mesela bizim şu şeyimizi de gösterelim. Evet. İşte buraya 12 sene evvel sera kurmuştuk bir tane. Ondan sonra buraya işte kümes yaptık. Meyve bahçesi yaptık falan. İşte evimiz de orada arka tarafta görünüyor falan. Neyse. Yani buradaki bizim davamız öncelikle çok para kazanmaktan çok. Çünkü biz çok para kazanmak istesek başka işler yapardık. Aynen öyle. Bunlarla uğraşmazdık. Şimdi evet, bu çok para kazanmaktan ziyade biz bu ziraatın bu memleket için ve bu dünya için, önemli olduğunu yıllar öncesinden bildiğimiz için, öğrendiğimiz için Allah razı olsun, Trabzon'da ayrı abimiz vardı. Bize buraların o teşvik etti. Bu ziraat meselesinin önemli olacağını falan söylemişti. Ve hakikaten de dediği şeyler çıkıyor. Dolayısıyla biz imkanlarımız da var. Ortamımız da müsait. Biz de nasıl askerlerimiz cephede memleket için savaşıyorlarsa biz de Allah rızası için, memleket için bunu yapabildiğimiz kadar. Evet. Şakir abi, ben şimdi traktörle sürmeye tamam, devam edeyim. Hava biraz soğumaya başladı. Evet. Yağmur gelebilir. Evet. Sen de köklere takılma lan. Tamam. Bu arada köklere takılma. Benim şu sıramdan biraz yürü. Tamam. Ben hep bunları izliyorum zaten. Evet. Ya bizimki profesyonel değil. Ben orada abone olunca da seviniyorum ha. Niye? Çünkü yaptığımız işler demek ki doğru yolda ilerliyoruz ki birileri de bizi beğeniyor ki izliyor diyorum. E tabi bize mükafat gibi oluyor. Abone olmak isteyen abone olabilir abi. Evet. Sen ama mi? Bayağı düzeldi Selami. Gayet güzel, hızlı gidiyorsun yani. Şimdi evet, birinci vitesten gitmeye başladın galiba. Seri 1'le gidiyorum şu an. Canavar gibi. Önceden batıyordu, kalkıyordu, kaldırıyordun falan. Şimdi gayet güzel yani. Lastiklerimizde avantajı var. Köklere takılmadan... Ya lastikler de gıcır bu arada ha. Yani kaç para verdik Selami bu lastiklere? 8500. 8500 değil mi ikisine? Abi traktörle birlikte yürü ki köke takılmaz. Tamam. Özellikle sodyum düşmedi. Efendim? Özellikle sodyum düşmedi ya. Tamam. Evet, hadi bakalım. Evet, maşallah.
sürüyor şu anda. Üçlü kullukla. Yani hayatında ilk defa tarla sürüyor Selami. Bence ilk defaya göre çok başarılı yani, maşallah. Güzel. Toprak da tam tavında. Böyle mübarek, böyle şey gibi yani, un gibi. Şimdi sağ olsun, geçen gün köyden Muksin abimiz, Seyfler'e Muksin abi geçerken, ya abisin dedi, bunun tavı geldi dedi, siz dedi bunu dedi bekletmeyin daha fazla dedi, sürün dedi bir an önce dedi, kışa girmeden dedi. Biz de onun ikazı üzerine biraz daha öne aldık. Önümüzdeki hafta yapacaktık aslında bu işi. Yağmurlar geçsin diye, ama şimdi öne aldık. İyi de oldu yani. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Ya köyde işte bu yardımlaşmalar falan tabii gayet güzel oluyor. Selami Allah hızlı gidiyor yani. Böyle çabuk bitiriyor. Vay maşallah. Herkese iyi günler diliyorum. Allah hepimizin ürünlerini bereketli olsun. Şeyler de duygulandırıyor. Hoşçakalın.